ilk uzaya açılıp Ay'a gitmesiyle uzay çağı başlar. Uzay çağı dünyalar için bir ilerleme çağıdır. Binlerce yıl böyle yaşamışlardı. Uzay çağı geçmiş, zaman ve yaşam galaksi çağına ulaşmıştı. Yüz binlerce yıl geride kalmış, dünya ve gezegenler sistemi uzayda galaksi sistemine dönüşmüştü. Medeniyetler, tarihler geride kalmış, insanlar ilk çağlardaki gibi basit yaşamla yetinmeye başlamışlardı. Ve bütün güçleriyle ölümsüzlüğü bulmak, devamlı yaşamı sağlamak için amansız bir çalışma ve mücadeleye girmişlerdi. Bu çağda dünya milletleri, medeniyetleri, ırkları, dinlere ayrı devletler halinden çıkıp tek bir varlık haline geldiler. Tek bir dünyalı yaşayışları ve kavimleri galaksi çağının dünya insanlarını meydana getiriyordu. Dünya çılgın bir nükleer silahlanmanın sonucu olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Dünya bu gibi tehlikeleri birkaç kez geçirmiş, hiçbir kuvvet dünyayı yok edememiş, fakat dünya bazı zamanlarda parçalara ayrılmış, dünyadan kopan parçalar uzayda meteor taşları haline gelmişti. Bazı gezegenlerde hayat devam etmekte, yaşam sürmekteydi. Ama nükleer savaş çok hızlanmıştı. Hükmetmek daha güçlü olmak için o güzel, mutlu dünya delice parçalanırken birden gizli ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya kaldı. 5 milyar yıl önce ışın ve enerjiden madde haline gelen dünyamız galaksi çağında lazer ışınlarının etkisiyle toz bulutları haline gelip parçalanmaktadır. Bu düşman kimdi? Hangi galaksideydi? Bütün dünyalar bu tehlikeye karşı tek bir silah kullandılar. İnsan beyin gücü ve iradesiyle birleştirilmiş bir tabakayla karşı koymaya başladılar. İnsan beyin moleküllerinin sıkıştırılmasıyla oluşturulan bir tabaka dünyayı koruyordu. Dünya her saldırı karşısında toz bulutu haline gelmekte, önündeki koruyucu kalkanın arkasına sığınmaktaydı. Bu kalkana delecek tek güç insan beyni ve iradesiyle yaratılacak bir silahtı. Ama gerçekte galakside bulunan dünya düşmanları silahları ne kadar güçlü olursa olsun beyinleri yoktu. Dünya ve insanın değeri sonsuzlukta en büyük silahtı. Dünyalılar bu bilinmeyen düşmanı aramaya başladılar. Ama ne yazık ki gönderilen hiçbir savaşçı geri dönmedi. Dünyalılar toplandılar, kavimler bir araya gelip çare aradılar. Tek çare düşmanı bulup savaşmaktı. En güçlü, en büyük iki Türk savaşçısı ve diğer dünyalılar uzaya açılıp bilinmeyen düşmana savaş ilan ettiler. Bazı dünyalılar bu savaşa katılmadılar. Fakat hayal güçlerini gerçek ve mantıkla birleştiren her insan bu savaşa katılıp kazanmak azmindeydi. Ve artık ele geçirmemiz çok kolay. Yalnız hala dayanıyorlar, bunu anlamıyorum. Anladığın insan beyninin gücü. Eğer bir insan beyni ele geçirirsem dünyayı elde edebilirim. Dünyaya hücum etme zamanı geldi. Savaş gemileri saldırı emrimi bekleyin. Merkeze duyuru, yükseliyorum. Ben de yükseliyorum Murat. Dikkatli ol, yaklaşıyorlar. İnişe geçiyorum. Arkandan geliyor. Sağ ol dostum. Geliyorlar, dikkat et. İyi bir atış. Aferin. Dünyayı koruyan tabakayı delmeliyiz. Dünyayı yok edin. Dünyalılar sanki sihir kullanıyor. Bitmiyorlar bir türlü. Kalabalık geliyorlar. Üstlerine gidelim. Bize bu yaraşır. Uzay hızını aşmalıyız. Gelenleri karşılamaya hazır ol. Bu gelenler çok suratsız. Mini etekli birkaç kız gelseydi iyi olurdu.
Onlar beyinlerini bir enerji gibi kullanmasını öğrenmişler. Eğer bir insan beyni ele geçirirsem, dünyayı da ele geçiririm. Bilinmeyen bir güç bizi kendine çekiyor. Dünyadan çok uzaklaştı. Göstergeler çalışmıyor. Bilemiyorum bu gücün ne olduğunu. Çok tehlikeli bir durumdayız. Dikkatli olman lazım. Sana ulaşamamak kaybetmek değildir dünya. Dünyadan uzaklaşıyoruz. Bilinmeyen gücün etkisinden hala kurtulamadık. Tayfun 2 cevap ver. Tayfun 2! Tayfun 2! Cevap ver! Tayfun 2! Cevap ver! Gene elimden kurtuldun dünya. Bir daha seni hiçbir kuvvet kurtaramayacak. O zaman uzayda en güçlü ben olacağım. Yoksa burada açlık ve susuzluktan ölürüz. Oh, öyle gibi yorgunum, biraz dinlenelim. Onların da istedikleri bu. Yere düştük mü işimiz tamam. Korktuğumu söylersem beni ayıplar mısın? Kork ama belli etme. Neden? Belki de yalnız kadınların yaşadığı gezegene düştük. Hangimiz daha cesuruz diye bizi deniyor olabilirler. Öyleyse ben önden gidiyorum. Yalnız göğsünü şişirmeyi unutma.
Burada bütün medeniyetlerin, çağların, milletlerin belgelerini gördüler. Demek ki önüne geçilmez bir güç ve düşmanla milyonlarca yıl önce onlar da karşılaşmışlardı. Ama son ne olmuştu? Büyük bir savaştı. Bir patlama ve sonrasını hatırlamıyorum. Nasıl düştük buraya? Gemimiz, silahımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Buraya düşmedik, düşürdüler. Bizi gizli bir kuvvet çekiyor kendine dedim sana. Evet, işte geldik. Ama sonumuz meçhul. Onların kötülüğün ve ölümün işareti olarak çizdiği bu resimler günümüzün nükleer silahlarına çok benziyor. Demek ki onlar bu en gelişmiş atom çağını yaşadılar. Belki de bir atom savaşıyla yok oldular. Acaba şimdi de bu çılgın nükleer savaşla dünya gene mi yok olacaktı? Söylediklerim... Kötü bir rüya görüyorum, uyanmak istiyorum. Korkarım, bizi ninnisiz sonsuza kadar uyutacak bir yere götürüyorlar. Güçsüzler ölüyor. Galaksi çağı benim ölümsüzlük çağımdır. Haksızlığa karşı savaş. Alfa, Beta, İnsan. Ankara, etraftaki kızılık.
İnsan dağlarında dolaşan... İnsanlar. Beklediğim insanlar. 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 Kalk bakanlar. Şeyden korkuyorlar. Ama bize iyi davranıyorlar. Senin yakışıklılığına yazık olsun istemediler. Biraz ciddi olamaz mısın sen? Dünyamızı yok etme raddesine gelen atom savaşı neden çıktı biliyor musun? Neden? İnsanlar çok ciddiydiler. Fazlası can sıkar. Biraz gülmesini bilselerdi... ...savaş yerine barışı seçerlerdi. Öyleyse biraz güleyim, şu cehennem cennete dönsün. Hiçbir şey değişmedi. Değişecek. Şimdi çekiniyorlar. Bizden emin olunca temas kuracaklardır. İçerideler efendim. Eğer bu iki dünyalı sihirbazın bize karşı yarattığı bir hile değilse... ...kurtuluşumuz olabilir. Gidelim. Kimsin sen? Bir ihtiyar. Yaşlı, inançlı bir bilgin. Gördüklerinizi göreceklerinize katın. Uzayın sırrı buradadır. Sen silah taşırsın, ben bilgi. Benzeriz birbirimize. Çünkü insanız. Aradığınızı buldunuz mu? Ne aradığımızı biliyor musunuz? Evet. Çok gelişmiş bir tekniğin makineleşmiş insanlarıydınız. Çünkü bu gezegende tarihinizi, atalarınızın mutlu uygarlığını buldunuz. Evet. O izlere rastladık. Ama onların medeniyeti bizimkinden çok daha üstünmüş. Ve onlar bu medeniyeti, tekniği birbirlerini yok etmek için değil... ...tüm insanların mutluluğu için kullanıyorlardı. İnançları, umutları vardı. Ve hepsi kardeştiler. Çünkü hepsi bir kabileden gelmişti. 13. kabile. 13. kabile, atalarımızın kabilesi. Peki burası dünyanın neresi? Burası karanlıklar ve sırlar dolu bir sonsuzluk ülkesidir. Dünya bundan binlerce yıl önce ilk atom savaşıyla parçalandı. Her şey kaya, taş oldu. Boşluğa yayıldı. İşte dünyanın bir parçası da burasıdır. Ve sahibi sihirbaz dünyayı ele geçirmek üzeredir. Siz geldikten sonra bizi rahat bırakmaz artık. Bu insanların hayatı tehlikede. Düşmanımız burada. Öyleyse kalıyoruz. İyilikle kötülüğün savaşı başladı. Seni unutmadım dünya. Şimdi ben senden şanslıyım. Bin uzay yılı seni yok etmek için bekledim. Sen beni bulamazsın. Ama ben seni her an bulurum. Çok kısa bir zaman sonra benimsin dünya. İşte karşımdasın. Yok olacaksın. Yok olacaksın. Yok olacaksın.
Beklemek korkunç bir şey. Ne olacaksa olsun. Asıl neyin olacağını bilmemiz gerek. Bunu nasıl bileceğiz? Anlayacağız. Gel benimle. Sen insansın. İnsan kuvvetini daima kötüleri yok etmek için kullanmalı. Hanım da bir acıktı ki. Yemek hazır. Ablam hazırladı. Ne yemeği? Böcek kızartması, yılan haşlaması. Ay ben yemem. Oh, olur mu hiç? Yemezsen yakışıklılığın bozulur. Dünyalılara yardım ettiniz. Cezanızı çekeceksiniz. Ölümsüz olacaksınız. Ah!
Seni çok sevdim. Aşık oldun. Hayır. Sadece hissetmenin güzelliğini sezdi. İnsan olduğunu anladım. Sakın bana yaklaşmaya kalkmayın. Bana erişemezsiniz. Ben bir taneyim. Gerekirse sayılamayacak kadar çoğalırım. Buradayım, her yerdeyim. Ya da hiç yokum, ölümsüzüm. İnsanlığın öfke, kin, nefret, öc alma isteğini ihtiraslarına simgelerim. Gücüm sonsuzdur. Canlının doğuşundan bugüne kadar biriken tüm güçlere sahibim. Siz dünyalılar, ölmediniz. Yaşıyorsunuz. Uzay gemileriniz havada parçalandı. Yok oldu. Fakat siz bu gezegende canlı olarak bulunuyorsunuz. Sizi ben getirttim bu gezegene. Çünkü bana lazımsınız.
Dünyayı sizinle yeneceğim. Binlerce yıl sonsuz gücümden kurtulan olmadı. İstediğim her zaman, her an elimdedir benim. Dünya da benim olacak. Bunların da olduğu gibi. Siz insansınız. Hislerinize, vicdanınıza karşı gelemezsiniz. O güzel kız ve o zavallı çocuk kalbinizi sızlattı. İşte benim de sizlere karşı silahım bu. Merhametinizden, sevginizden, şefkatinizden, insanlığınızdan faydalanacağım. Onlar benim misafirim şu an. Sizi de sarayıma davet ediyorum dünyalılar. Kavgayla başlayan tanışmamızın dostlukla son bulmasını temenni ederim. Bu nazik daveti kabul etmezse kaybolur. Gidelim. Ben burayı pek sevdim. Çok misafirperverler. Bayramlık elbise bile verdiler bize. İşin sonunu bekleyelim. Buraya gelmek istedik ve geldik. Ama istediklerimizi görebilecek miyiz bakalım? O iki dünyalının beyin güçlerinin sırrı ile bu direnci yıkabilirim. Onların iradesini kırmalıyız. Bunu sen başaracaksın kraliçe. Beni mi? Evet, seni. Bendeki şansa bak ya. Bana hep teneke adamlar rastlıyor. Galiba sana da kızlar gelecek. Konuşmayı bırak, yürü. Küçük dikkat et, canımı yakıyorsun. Konuşmayı bırak, yürü. Konuşmayı bırak, yürü. Ben bu gezegenin kraliçesiyim. Seninle baş başa kalmak istedim. İyi ettin. Nihayet ben de güzel bir kadın görebildim. Dünyadaki kadınlar daha güzeldir. Senin de aklın sihirbaz gibi dünyada. Dünyayı neden istiyorsunuz? İnsan iradesinin beyninin sırrını çözmeliyiz. Dünyada en güçlü ikimiz olabiliriz. İnsan beyninin gücü ve direnci nereden geliyor? Güzelliğinle benim ağzımdan laf almak istiyorsun. Seni daha iyi tanımak istiyorum. Ancak dünyadaki kadınlar beni daha yakından tanıyabilir. Dünyayı unut artık. Karanlıklar, sırlar ve sonsuzluk ülkesine hoş geldin. Yenilmez gücümü gördün. Benimle beraber ol, dünya ve bütün yıldızlar bizim olsun. Hayır, seninle beraber olmayacağım. Seni yeneceğiz. Benim yenilmez, aklın ötesinde güçlerim var. Yenileceksin. Çünkü korkuyorsun. Atalarımızın medeniyeti ve inancı burada. Gücümüz bunlarla birleşince sen karanlıkların ve gizliliklerinle sonsuz boşluğun ortasında tek başına kalacaksın. Sen kötülüksün, belasın. Kötülük her zaman iyiliğe yenilmiştir. Beni nasıl yeneceksin sen? Senin sırlarının yenilmez gücünü gördüm. Dövüşeceğiz. Sen sadece gerçek olanları gördün. Atalarınızın tüm medeniyeti ve gücü işte burada. Benim kuvvetim görünmez.
Dünya ve kainat benim olacak. İşte benim sırrım bu. Zaman gösterecek. Burada zaman yoktur. Zamanı aştık biz. Ölümsüzlük vardır. Ben 1000 yaşındayım. Ama ruhsal değil, bedensel bir ölümsüzlüğe sahibim. Onlar da ölümsüz olacak. Getirin! Götürün. Götürün dedim. Götürün dedim size. Gürültü yaptım. Kadının kocaları geldi. Hayret, kadınları bırakıp da nasıl geldin? Elimdeler. Şimdi sıra bende. Bu
Demek dayandılar. Ölülerin huzurunu toprak verir. Canlılara en büyük işkence diri diri toprağa gömmektir. Hiçbir insan bu işkenceye dayanamaz. Vücudundan kurtul, sadece zihin ve ruhunla yaşa. O zaman toprak altında nefes alabilirsin. Ne kadar güçlü olsalar, toprak altında yaşamları biter. Bu işkenceye dayanamayacaklar. İşkenceye dayandılar, götürün arenaya, rezil edin. Kendilerine güvenlerini kaybedince, beyinleri tam istediğim hale gelecek. Bana uzayda kimse karşı duramaz, bu bir zeka savaşıdır. Dünyanın iradesini kıramadım. Ona yenildin kraliçe. Ölümsüzlüğün ötesinde güçlü onlar. Senden kuvvetliler. Sadece beyinleri. Dünyalının beynini getiremedin kraliçe. Affet beni. Yok olacaksın, yok olacaksın, yok olacaksın. Gücüme güç katacağım.
Ali'nin yakalanması bana zaman kazandıracak. Sihirbazı yenmem için bu son fırsat. Burası Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin türbesidir evlat. 1000 uzay yılı öncesinden kalmış, dünyadan kopmuş bir yatır. Dünyada yaşamış en büyük kabile ve en köklü topluluk olan Müslümanlık, yani sizin dininiz, medeniyetin simgesidir. Müslümanlık, son peygamber Hazreti Muhammed ile başlamış, asırlarca dünyada doğruluğun ve insanlığın rehberi olmuştur. Her Müslüman, İslamlığın elçisi ve dinlerin bekçisidir. Kötüler Tanrı'dan ve dinlerinden uzaklaştıkça savaşlar başladı ve dünya uzayın bütün kötülüklerine hedef oldu. Yüzyıllarca okunmuş ve Müslümanlar tarafından benimsenmiş olan kutsal kitabınız Kur'an, dünyayı, fezayı, dünyanın kuruluşundan kıyamet gününe kadar canlı cansız bütün varlıkların ve insan uygarlığının geçireceği safhaları tek tek yazmış bir kitaptır. O kitap der ki, insan doğduğuna inandığı gibi ölümüne de inanmalı. Ölüm ve ölümsüzlük. Dünya yok olmuştu. Sonra Tunç'tan bir dağın çevresine 13. kabile geldi. Onları bu yüksek Tunç'tan dağlar radyasyonun etkisinden korudu. Dağı erittiler. Dağın gücünü bir kılıç yapıp onda topladılar. Ve düzlüğe çıktılar. Bilginler toplandı ve binlerce yıl yok olan insanların beyin gücünü, tüm iyilik ve bilgilerini bir beyinde topladı. Bu kılıç ve beyin dünyanın bir parçası olan bu gezegende kaldı. Ve 13. kabileden arda kalan bizler, sihirbaz ve ölümsüzler. Kızım kılıcı ve beyni sakladığım günden beri konuşamıyor. O seni kılıca götürecek evlat. Bütün engelleri aşıp kılıca ve beyne ulaşmalısın. Why are you?
Dinsizler, Tanrı'ya inanan insanları toptan öldürmeye başladıklarında, din ve inanç sahipleri uzaklara kaçtılar. 7 kat yerin altında şehirler kurup dinsizlerle savaştılar. İsa onlara yol gösteriyordu. Binlerce metre toprağın altında kurdukları şehirler en modern tekniğin eseriydi. Yaşadılar, çoğaldılar. Ülkelerine yüzlerce göç edenler geldi geçti. Onlarla tanıştılar ve o zaman Allah'ın tek olduğunu anladılar. Tek tanrılı din olmasına rağmen Mayalardan, Azteklerden kalma ölümsüzlüğü bulma çabaları o zamanlar da devam ediyordu. O zamanki iktidarın ve gücün en kuvvetli dünya insanı sihirbazdı. Sihirbaz sonunda ölümsüzlüğü buldu. Onun için ölümsüzlük en büyük güçtü. Sihirbaz korkunç zekası ve kuvvetiyle insanların canlarını alıp işkence ve zulümleriyle onların kanını emerek ölümsüzlüğüne bedensel güç kattı. Sihirbaz ve onunla beraber olanlar ölümsüzdüler. Gittikçe yaşlanıyorlar, çirkinleşiyorlar ama ölmüyorlardı. İşte gerçek bu. Sihirbaz dünyadan öc almak istiyor. Tek istediği bu. Başardım. İlk defa konuşuyorsun. Kılıç ve beyin ölümlü insanın eline geçinceye kadar konuşamazdım. Çünkü bu sırrı ancak ben biliyordum. Ali, canım arkadaşım. Kurtulduğuna sevindim. Thank you.
sihirbazın bir hilesi. Arkadaşının beynini alacaktır şimdi. Sihirbaz asıl benim peşimde. Onu fazla bekletmek istemem. Dünyalı, senin beyin gücünle en kuvvetli ben olacağım. Aldattı, kandırdı beni o dünyalı. Arkadaşını bile bile yakalatıp bize bıraktı. Dünyalılar kaçtı. Dünyalılar kaçtı. Yakalayın onları. Dünyalılar kaçtı. Dünyalılar kaçtı. Yakalayın onları. Parça edeceğim. Onlar birer kukla. Asıl sihirbaz denilen o şeytana erişmeliyiz. O senin aklın. Ben gücümü kullanacağım. Korkarım. Gücün de yakışıklılığın gibi başına iş açacak. Akıllı geçinme. Akıllı olsaydın şampanya ve kadından hoşlanırdın. Ben de melek değilim ya. Durmadan vakit kaybediyorsun. Dünyanın kurtuluşu elimizde. Bir yanlışlık yaparsak onun mahvına sebep oluruz. Kendini dünyayı kurtaran adam mı sanıyorsun?
Senin kendini çapkın sandığın kadar. Dünyanın mahvını, bütün kadınların öldüğünü düşün. Onlarsız sonra ne yaparsın? Buradaki kadınlar bana yeter. Ancak bir budala, kocası canavar olan kadınları seçer. Ben neyi seçeceğimi biliyorum. Ver kılıcı! Gelmekle iyi ettin. Bu iki gücü birleştirmenin sırrını bana öğret. Sihirbazı yok edeceğim. Başaracaksın evlat. Bunların sırrı... Kılıca ve beyne dokundu. En sonunda istediği oldu. Şimdi dünyayı yok edecek güce sahip. Dünyayı kurtarın. Dünyayı kurtarın. Dünyayı kurtarın. Kılıca ve beyine dokundum. Ölen ihtiyar bilginin gücünü aldım. Artık bana karşı koyamazsınız. Sonsuza kadar burada sizleri hapsedeceğim. Benim için zaman yoktur. Ama sizler dayanamayacaksınız. İradeniz yok olacak. Tükeneceksiniz. Beni suçluyorsun biliyorum. Sihirbaza gücü ben verdim. İhtiyar benim yüzümden öldü. Onun intikamını alacağım. Dur! Galiba ben bir budalayım. Öyle olsaydım bunca kız peşinden koşmazdı. Çok kibarsın.
seni çok seviyor. Keşke dünyadaki sevgilim de beni sevseydi. Kadınlar sevgilerini söylemezler. Onlara hepsini sevdiğimi söyler. Sen kendin söylersin dünyaya dönünce. Galiba ben dönemeyeceğim. Bana ölüyorum numarası yapma. Yutmam bilirsin. Sen kolay kolay her numarayı yutmazsın bilirim. Hatırın için ölmeyeceğim. Bu gözyaşı, ölümlü insanın tek mutluluğu, sevgisi, umudu, bağlılığı, inancı. Çünkü kötüler gözyaşı bilmez. Gözyaşından sonra da nelerin geleceğini bilemez. Beklediğim an. Bütün kompütörlerimiz emrinize hazır efendim. En güçlü benim. Saymaya başlıyoruz. 10, 9. Dünya yok olacak. Edin dünyayı. Bütün dünyalılar, bütün dünyalılar, tehlike yaklaşıyor.
yakın, mahvedin! Dünyayı yok edin! Öldürün insanları! Kuvvetliyim. Ben yenilmem. Dünyayı kurtarmak için dünyalının beni yok etmesi gerekir. Dünya yok olacak. Dünya benim olacak. Çektiğim acıları insanlar da çeksin. Dünyalı beni yenemeyecek. Güçlü olursa olsun dünyalının canını alacağım. Thank you.
İnsan, insansız dünya olamaz. Çünkü insan evrende en büyük değerdir. Geleceğinizi koruyun, çünkü gelecek barıştadır. Barışı da yaşatacak, hiç şüphesiz insandır.